Çok şey geliyorsunuz. Hızlı geliyorlar. Sabahın erken saatlerinde metrobüstesiniz. Evet. Beylikdüzü'nden bindik ve sonuna kadar, Söğütlü Çeşme'ye kadar gideceğiz. Arada ineceğiz ve tekrar bineceğiz. Bu hat ana taşıma hatlarından bir tanesi İstanbul'da. Milyonlarca kişi her gün bu hat üzerinde seyahat ediyor ve 19 milyona yaklaşan bir nüfusla yaşıyor İstanbul. Bu nüfusun 4 milyona yakını da İstanbullu değil, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı da değil. Biliyorsunuz bunların çok büyük bir bölümü yabancılar. 4 milyon kaçak ve sığınmacı var bu şehirde ve onlar da yoğun olarak bu hattı kullanıyorlar. Oturacak yer bulmak çok zor oluyor. Hep bunu duyuyoruz. Bugün bunu görmek ve göstermek için bütün Türkiye'ye Zafer Partisi İstanbul Teşkilatımızla birlikte buradayız. Bakın 13 milyon sığınmacı gittiğinde bu metrobüs daha boş olacak ve Türkler de oturacak yer bulacaklar diyoruz. Siz de bizle birlikte bu seyahat sırasında gözleyeceksiniz, gözlemleyeceksiniz, çekeceksiniz. Yoğunluğu görmeye başladınız. Her durakta biraz daha arta devam ediyor bu yoğunluk. Ve bazen şu anda müşahede etmedik ama bazen Türklerin azınlığa düştüğü sahnelerle de bu hat üzerinde karşılaşmak çok mümkün oluyormuş. Biz de muhtemelen bugün bu seyahatimiz sırasında bunu gözlemleyeceğiz. Evet, Zafer Partisi iktidara geldiğinde bu sorunları kaç günde çözer? 365 gün. Yani Zafer Partisi Genel Başkanı olarak bu sözü veriyorsunuz. Bir sene içerisinde bütün sığınmacı ve kaçakları ülkelerine geri yollarız. Türkiye'ye sadece turist olarak gelmelerini istiyoruz. Turist olarak gelsinler, ülkemizi gezsinler, misafirimiz olsunlar, denize girsinler, tarihi yerlerimizi dolaşsınlar. Ama burası bizim. Zafer Partisi Genel Başkanı olarak iktidara geldiğinizde zor olmayacak mı bu göndermeler? Kesinlikle söylendiği kadar zor olmayacak. Kesinlikle söylendiği kadar zor olmayacak. Bakın, başlangıçta yollayamazsınız. Devletler hukuku müsait değil diyorlardı. Devletler hukukuna aykırı diyorlardı. Ama sonunda ortaya çıktı ki devletler hukukuna aykırı değilmiş. Demek ki oluyormuş. Şimdi hepsi biz de yollayacağız diyorlar. Ama mesele şu, bunun için bir iradenizin olması lazım. Kararlılığınızın olması lazım. Ve o irade ve kararlılık, o program sadece Zafer Partisi'nde var. Öyle gönüllü demekle, dönerler demekle olmuyor. Zafer Partisi gibi gerekirse zorla diyebilen bir irade yollayabilir bunları vatanlarına. Türkiye'ye gelmiş, vatandaşlık almış olanlar oy kullanacaklar mı bu seçimde? Kesinlikle oy kullanacaklar ve sayılarının milyonu yaklaşacağını yani veya aşacağını düşünüyoruz. Şu anda zaten 465 bin Suriye doğumlu seçmen oluşmuş durumda. Haziran 2022 itibariyle. Bu Haziran 2023'e kadar milyonu aşacaktır ne yazık ki. Ve Zafer Partisi dışında bu konuyu gündemde tutan hiçbir parti yok. O zaman seçimleri de etkileyecek bunların oyları. Kesinlikle etkileyecek. Seçmen ithali yoluyla Erdoğan seçim kazanmaya çalışıyor. Yani evet. Sadece metrobüs değil, hepsi için zor olabiliyor. Ne kadar yoğun oluyor? Ya normal, hani gördüğünüz gibi şu anda. Evet, her gün yoğun. Bayağı özellikle pazartesi ve cuma günleri daha da yoğun. Yoğunluğun sebebi nelerdir? Yoğunluğun sebebi İstanbul'un nüfusunun fazla olması herhalde. Çünkü sabahları ve akşamları iş çıkış saatlerinde fazla metrobüs koymak zorundalar. O zaman da trafik oluyor. Haziran 2023'ten itibaren Şam ve Kabil seferleri başlayacak inşallah. Yani herkes vatanına dönme sürecine girecek. Evet, gençleri dinlediniz, görüyorsunuz. Evet. Biraz daha zor bir olmak. Kalabalık olduğu için sabahları, evet. Herkes işe gittiği için zor oluyor. Evet. Ne kadar sürüyor yolculuğunuz? Ben Çağlayan dinliyorum, bir saati buluyor. Peki İstanbullular biniyorlar. Bir de İstanbul'da misafir olarak bulundurduğunuz 4 milyona yakın sığınmacı ve kaçak var biliyorsunuz. Onları da sık bir şekilde görüyor musunuz metrobüslerde? Özellikle Araplar. Evet. Peki yolcunun yüzde kaçını oluşturuyorlar sizin tahmininize göre? %20'lik veya %30'luk bir kısmını oluşturuyor. %30'luk bir kısmını oluşturuyor. Bu oldukça
oldukça yüksek bir sayı ama. Evet. Değil mi? Evet. Özellikle sabahın erken saatlerinde daha fazla oluyor. Bu sığınmacı ve kaçaklardan dolayı siz kendi hayatınızda bir olumsuzluk yaşadınız mı? Yani şu ana kadar yaşamadım. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaşamam. İnşallah yaşamazsınız. Zaten bir sene sonra hepsi Zafer Turizm'de vatanlarına gidecekler. İnşallah. İnşallah. Şam ve Kabil seferlerimiz başlıyor. Biraz önce yapmış olduğumuz bir diğer değerlendirmede de sabah %30 civarında olduğunu bir vatandaşımız ifade etmişti. Özetle kentin ana aksı üzerindeki ana taşıma aracında çok ciddi bir sığınmacı ve kaçak yükü var. Bu yükün İstanbul'un üzerinden, Türkiye'nin üzerinden kalkması, vatandaşların metrobüslerde de oturarak gitmesi sonucunu beraberinde getirecek muhakkak. Sorun her yerde yaşanıyor ve çok ağır bir şekilde yaşanıyor. Bu sorun çözülmeden Türkiye hiçbir sorununu çözemez. Gördüğünüz gibi metrobüste oturma sorununu bile çözemezsiniz. Özellikle Taksim otobüsüne akşam binerseniz %95'i zenci. Taksim Bahçeşehir otobüsüne binerseniz olduğu gibi çift katlılar, olduğu gibi zenci. Evet, söz beyefendinin ifade ettiğini yapacağız ve akşam Taksim Bahçeşehir otobüsüne bineceğiz. Ve kendi gözlerimizle göreceğiz. Saat kaçtan sonra binelim? Ben saat 8'de bindiğim zaman görebiliyorum. Evet, saat 20'de bindiğimiz zaman çok dikkat edilmeyen bir husus ama Afrika'dan Türkiye'de 2 milyonun üzerinde insan var. Evet, yanlış duymadınız. 2 milyonun üzerinde insan var. Bunu ilk kez Anadolu Ajansı 2016 yılında açıkladı. 1 milyon 400 bin diye açıkladı. İngilizce bülteninde, Türkçe bülteninde açıklamadılar. İngilizce bültenlerinde açıkladılar. Şimdi sayı 2 milyonun üzerine çıktı. Bunların bir bölümü Türkiye'ye sahte öğrenci olarak geliyor ve yolsuzluklarla üniversitelerde yapılan öğrenci kimliği alıyorlar ama okulun önünden bile geçmiyorlar. Ondan sonra değişik sektörlerde ama hepsi illegal Türkiye'de çalışıyorlar. Siz bu bölgeyi incelerseniz, ben bu bölgeye çok iyi, o yıllardır oturduğum için söylüyorum. Evet. Hepsinin kendi mahallesi var. Bahçeşehir, Esenyurt bölgesinde Beyrut lokantası, İsrail lokantası, Yunan lokantası gibi bir takım kendi esnaflık, kendi megalomanyasını kurmuşlar. Evet. Her sitenin kendi şeyi var. Yani bir sitede zenciler kalıyorsa, bir sitede Tunuslular, Faslar, diğer yerde Cezayirler, diğer yerde Suriyeliler gibi. Evet, kendi varoşlarını oluşturmuşlar. Kendi, ama onların bu bölgede oturduğu dediğim yerler ultra lüks sitelerde aynı şey geçerli. Anladım. Hani varoşu da var, zengini de var. Var tabii, zenginler de var. Ama varoşuyla ben oturuyorum. Benim karşı komşum en tarihli, fistanlı bir erkek. Evet. Siz de gitmelerini istiyorsunuz yani. Ben şimdi ırkçılık gibi olur açık söyleyeyim. İstemiyorum tabii ki. Yok, ırkçılık değil. Yani ama tabii ki kendi... 100 kişilik bir gemiye 200 kişi bindiremezsiniz. Hiç gerek yok efendim, hiç gerek yok yani. Dönsün. Elbette dönsün. Ben onlardan hani şimdi ırkçılık olmasın diye şikayetimi dile getiremiyorum sizin yanınızda ama tabii ki de hoşnut değilim bu girişte. Hiçbirimiz hiç kimse yani. Hoşnut değil efendim. Neyle ilgili? 13 milyon sığınmacı ve kaçak var Türkiye'de. Çok, çok değil mi? 4 milyon İstanbul'da var. Artık evet, artık vatanlarına dönmesinin zamanı geldiğini düşünüyor musunuz? Evet. Harcadığınız para ne kadar biliyor musunuz? Ne? Suriyelilere. 144.8 milyar dolar. Senin hesabından çıkan para 31 bin lira. Annenin babanın da öyle. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Eğer onlar vatanlarına dönmezlerse biz bu parayı ödemeye devam edeceğiz. Ve başka... Allah korusun, kötü şeylerle de karşı karşıya kalacak bu ülke. Onun için bu önümüzdeki seçimler bir hayat memat meselesi, bir referandum yapacağız. Yani 13 milyon sığınmacı kalsın mı gitsin mi sorusuna cevap vereceğiz. Gitsinler. Evet, gitsinler. Gitsinler tabii ki. Biz de öyle düşünüyoruz. Nasıl giderler diyorlar. Çok rahat. Eğer sosyal yardımları durdurursanız... Tamam. Hastaneye gittiklerinde Türkler gibi para öderlerse, eczaneye gittiklerinde Türkler gibi para öderlerse,
çocuk yardımını durdurursanız, doğalgaz ve yardımı, elektrik yardımı 220'şer lira veriyorlar. Bunları durdurursanız hepsi vatanlarına dönmeye başlarlar. Biz de bunu yapacağız arkadaşlar. Biz de bunu yapacağız. O zaman metrobüste de daha rahat oturacak yer bulacak İstanbul. Aynen öyle. İşte misafir ettik, geldiler. Komşumuzun evini su basarsa onu tabii evimize alırız ve bir çorba ikram ederiz. Gece bizim misafir odamızda kalırlar ama sonra komşuya deriz ki dön ve evine temizle, evine yerleş. Ama evimize misafir ettiğimiz komşu, hayır ben dönmüyorum. Senin evin daha güzelmiş, manzarası daha güzelmiş, güneşi daha güzel görüyor. Ve ben de bu misafir odana yerleştim, burada kalıyorum. Hiçbir yere gitmiyorum, beni de tapuya kaydet derse, bu komşunuzun tapuya kaydedip kendi tapunuza misafir odasında yaşamasına izin verir misiniz? Hiç zannetmiyorum. Peki evinizin misafir odası vatanınızdan daha mı değerli? Evinizin misafir odasını savunduğunuz kadar vatanınızı savunmayacak mısınız? Bu soruyu lütfen kendi kendinize sorun ve özellikle anne ve babalara seslenmek istiyorum. Kendi kendinize sorun, annenizden ve babanızdan devraldığınız Türkiye böyle bir Türkiye miydi? Siz çocukken bu ülkenin sokaklarında güven içinde koşuyordunuz, oynuyordunuz, parklara gidiyordunuz. Şehrin bir ucundan öbür ucuna yürüyebiliyordunuz. Anneniz babanız sizi pazara yolluyordu, alışveriş yapmaya. Köşedeki bakkala gitmek hiç sorun değildi. Bakkal amca sizin amcanızdı. Ama siz bugün kendi çocuğunuzu köşedeki bakkal amcaya gerçekten yollayabiliyor musunuz? Pazara yollayabiliyor musunuz güven içerisinde? Hayır. Belirli bir saatten sonra yüreğiniz atmaya başlamıyor mu çocuğunuz geciktiğinde? Neden çocuğunuz sizin yaşadığınız Türkiye'ye benzer güvenli bir Türkiye'de yaşama hakkına sahip olmasın? Neden babanızdan ve dedenizden devraldığınız güvenli Türkiye'yi çocuklarınıza devretmenin mücadelesini vermiyorsunuz? Çocuklarınız bundan 15 sene sonra bunun hesabını sizden sormazlar mı? Neden dedenden aldığım gibi güvenli bir Türkiye'yi bana devretmedin? Sen çocuk parklarında rahatlıkla oynayabiliyordun, koşturabiliyordun. Ben niye koşturamıyorum? Ben niye itilip kakılıyorum? Ben niye bu ülkeye yurt dışından gelen ve bu ülke için vergi vermemiş, askere gitmemiş, bu ülkenin futbol takımı maç kazandığı zaman benim gibi sevinmeyen, bu ülkenin futbol takımı maç kaybettiği zaman benim gibi yüreği burkulmayan insanlar sokaklarda benim dolaşmak istediğim, oynamak istediğim parklarda benim parkta yürümemi engelliyorlar veya beni itip kakıyorlar. Bu soruya verecek bir cevabınız yok. Gerçekçi olun. Onun için yapılması gereken, bu insanların artık vatanlarına dönmesinin vakti gelmiştir ve önümüzdeki seçimler bir referandum niteliği taşımaktadır. Burada soru Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin seçilip seçilmemesi değil, 13 milyon sığınmacının vatanlarına dönüp dönmeyeceği meselesidir. İşte biz Zafer Partisi olarak hepsinin vatanlarına dönmesini arzu ediyoruz. Bunun için Anadolu Kalesi projemiz var ve bu projeyi yaşama geçireceğiz. Mesele sadece metrobüste koltuk meselesi değil, bu ülkenin varlığı ve birliği meselesidir. Evet, şimdi devam edelim bu konuşmadan. Seçimde güvenlik sorunu yaşanır mı? Seçimde güvenlik sorunu yaşanmamasını arzu ediyoruz. Ama sosyal ortamın, siyasal ortamın her geçen gün gerildiğini görüyoruz. Beni ayrıca endişeye düşüren başka gelişmeler yaşıyor Türkiye veya o gelişmelerin ön aşamasında. Haziran-Kasım 2015 sürecine benzer bir sürecin yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Ve bu konuda böyle bir gelişme hissedersek daha önce Türk toplumunu bilgilendireceğimizi söylemiştim. Ve şimdi de aynı şeyi tekrar ediyorum. Bunu düşünen herkes ayağını denk atmalı. Artık Türk siyasetinde Zafer Partisi var. Ve Zafer Partisi kitabın ortasından konuşuyor. Hiçbir şeyi gizlemiyor, top sektirmiyor. Türk halkının menfaatlerine olan, Türk halkının bilmesi gereken her şeyi Türk halkıyla tereddüt etmeden paylaşıyor. Bu konuda da öyle yaparız. Evet, Yunanistan'da silah yığınağı yapılıyor ve tatbikatlar yapılıyor. Türkiye adalara operasyon yapabilir mi?
Türkiye adalara her zaman operasyon yapabilir. Ancak bu noktada şunun altını çizmeliyim. Hükümetin, AK Parti'nin işgal edilmesine izin verdiği Ege'deki Türk adaları konusunda Türkiye'ye vatanseverlik ders vermeye hakkı yoktur. Çünkü göz göre göre Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye bu adaların Yunan ordusu tarafından işgal edilmesine ses çıkarmadılar ve yıllarca sustular. Bu konuda konuşanlara da yalancı dediler, iftira atıyorsunuz dediler. Bunlar Lozan'da verildi dediler. Halbuki kendileri verdiler, toprak verdiler. Şimdi seçimler yaklaşırken büyük milliyetçilik oyunları çekmesinler bize. Türk milliyetçisi olmadıklarını, Atatürk düşmanı olduklarını, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete savaş ilan ettiklerini biliyoruz. İstiklal Harbi'ni lanetleyen, İstiklal Harbi'nde keşke Yunan ordusu kazansaydı diyecek kadar müptezel vatan hainlerini tarihçi diye masalarına oturttuklarını biliyoruz. İstiklal Harbi'ndeki şehitliklerin olmadığını, onların sembolik olduğunu söyleyen ordu eski AKP milletvekili gibi adamları Cumhurbaşkanlığında başdanışman yaptıklarını biliyoruz. Onun için bize vatanseverlik, milliyetçilik dersi, adaları kurtarırız dersi vermesinler. Ve şunu da akıllarına kazsınlar ki eğer seçimler için böyle bir operasyon düşünürlerse vazgeçsinler. Çünkü böyle bir operasyon düzenledikleri anda Suriye'nin kuzeyinde bu operasyondan istifade edecek güçler bağımsız PKK istanı kurarlar. Bunu bir İstanbul metrobüs seyahatinde ayaküstü söylemediğimi, bu programı izleyecek devlet yetkililerinin, genelkurmay yetkililerinin, istihbarat yetkililerinin, dışişleri yetkililerinin hepsinin bildiğini tahmin ediyorum. Evet, beyler, üniformalı ve üniformasız, sakın ha, iki cephede aynı anda çatışmaya girebilecek durumda değiliz. Ve böyle bir şey Ankara dışındaki başkentlerde nasıl arzu ediliyor farkında mısınız? Sakın bu tuzağa düşmeyin. Evet.